Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün tekrardan hafta ortası ve sizlerle beraberiz videomuzda. Bitcoin'i, piyasaları hepsini sizlerle beraber analiz edeceğiz. Altcoin'leri, piyasalardaki önemli haberleri, NFT'leri hepsini analiz edelim. Ve arkadaşlar bir çekilişimiz daha olacak. Bir hediye kutusu çekilişimiz olacak. Bununla ilgili de müjdeyi size verebilirim. Videomuzun içerisinde ayrıntılara değineceğim. Hemen hızlıca videomuza başlıyoruz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar Twitter kanalımızı hala takip etmiyorsanız takip etmenizi öneririm. Expert_para şeklinde geçiyor. Az önce duyurmuş olduğum hediye kutusu çekilişimizi arkadaşlar VR Mars Token'dan beraber düzenleyeceğiz. Ve arkadaşlar Twitter sayfamızdan da bu Google formunun duyurusunu yapacağım sizlere videoyla beraber. Videonun da açıklama kısmından yine bu Google formu ulaşabilirsiniz. Fakat arkadaşlar bu çekilişe katılmak için Twitter sayfamızdaki yayınlayacağım çekilişle ilgili tweet'i retweet etmeniz gerekecek. Çünkü çekiliş böyle yapılacak arkadaşlar. Yani YouTube videomuzun altındaki Google formunu doldurup da Twitter'daki tweet'i retweet yapmayı unutmayın. Yoksa çekilişe katılamayacaksınız. Bunu da özellikle söylüyorum sizlere. Arkadaşlar aynı zamanda Twitter kanalımızdan Binance Borsa ile ilgili bir duyurumuz vardı. Futures işlemlerde yani vadeli işlemlerde 5 BUSD ödül verileceğini söylemiştik. Expert para koduyla girenlere. Arkadaşlar yapmanız gereken çok basit. İlk başta arkadaşlar ödül merkezine giriyorsunuz. Ödül merkezinden expert para kodunu kullanarak buradaki büyük küçük harfe dikkat ederek 5 BUSD ödülünüzü claim ediyorsunuz. Daha sonrasında bunu kullanabilmek için vadeli işlemlere girdiğinizde daha önce vadeli işlemler kullanmamış olmanız gerekiyor. Bunu da özellikle söylüyorum. Vadeli işlemleri aktive ederken referans koduna da expert para şeklinde girmeniz gerekiyor. Daha sonrasında 5 doları kullanabiliyorsunuz. Bunu özellikle duyurmak istiyorum. Ve bu kampanyamız 11 Mart'a kadar geçerli. Binance borsasıyla beraber düzenlemiş olduğumuz bir kampanya. Arkadaşlar VR Mars'ın hediye kutusunu da sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir mousepad. Daha sonrasında arkadaşlar destek yastığı ve gördüğünüz gibi çok güzel bir kupa, güzel bir hediye paketi sizleri bekliyor olacak. İki takipçimize bu hediye paketi adreslerine gönderilecek. Arkadaşlar hemen Bitcoin analizimize başlayalım sizlerle beraber. Bitcoin'de en son baktığımızda artık Golden Cross kesişimine az kaldığını söylemiştim bir günlükte. Ve şimdi bunu da detaylı olarak inceleyeceğiz. Bitcoin bugün güncel olarak 22.690 dolar seviyelerinde ve gördüğünüz gibi 24.295 dolardaki direnç ve 21.548 dolardaki ara desteğimiz arasında şu anda akümüle oluyor arkadaşlar. Yaklaşık olarak 21 Ocak'tan beridir bu aralıkta olduğumuzu da gözlemliyoruz. Hemen Bollinger bandına bakalım, bir daralma var mı? Gördüğünüz gibi Bollinger bandında herhangi bir daralma yok şu anda arkadaşlar. Bollinger bandının aralığı gayet açık. Yani Bitcoin'de sert yükselişler görebileceğimiz yine bir dönemdeyiz arkadaşlar. Sadece belirli süre bu şekilde akümüle olarak gitmesi gerekiyor. Hem de ayaklarını yere sağlam basması için bu şekilde akümüle olarak gitmesi gerektiğini sizlere söyleyebilirim. Hemen MA50, MA100 ve MA200 değerlerimize bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar beklediğimiz Golden Cross'un MA50 ve MA100'de oluştuğunu artık gözlemliyoruz. MA50 değeri MA100'ü yukarı yönlü kesti. Şimdiki hedefi de arkadaşlar MA50'nin artık MA200 yukarı yönlü kesmesi. Eğer bunu da gerçekleştirirse çok güzel bir yükselişe imza atabiliriz. Bunu da müjdesini verebilirim sizlere. Bitcoin'in bir günlükte Golden Cross oluşumu bugün itibariyle oluşuyor. İnşallah piyasada çok çok güzel yükselişlere imza atar ve altcoin'lerde gerekse Bitcoin'de çok güzel paralar kazanırsınız. Zaten birçok kişi de şu anda piyasa ikiye bölünmüş durumda. Hem Bitcoin'den altcoin'lerden daha da düşüş bekleyenler var. Hem de arkadaşlar bunun sahte bir halli olduğunu, daha da fazla yükselmeyeceğini düşünenler var. Yani dediğim gibi piyasa tam anlamıyla ikiye bölündü. Fakat siz bu ikiye bölünmelerde kendinizi sağlama almak için stop noktanızı belirleyin. Stopunuzu koyun arkadaşlar. İçiniz rahat şekilde takip edin piyasayı. Stop bu yüzden çok çok önemli. Dominansa baktığımızda %44.60'a kadar tırmandık. Dominansta da yani Bitcoin alımlarında da çok güzel alımlar geldiğini gözlemliyoruz. Bitcoin'in özellikle yüklü alımlarının geldiği 10 Ocak'tan beridir bir tarih var arkadaşlar. Bugün 25 Ocak, 15 gündür çok güzel bir şekilde dominans yükseliyor. Yani Bitcoin alımları hız kazanmış durumda. Gerek kurumsallardan gerek bireysel yatırımcılardan hız kazanmış durumda görünüyor şu anda. Hemen altcoin market cap'i incelediğimiz zaman da altcoin market cap
Cap'te 543 milyar dolar seviyesindeyiz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar 560 milyar dolar, 570 milyar dolar seviyelerine yükselmiştik. Buradan bir düzeltme yaptı ve biraz daha aşağılara indi. 543 milyar dolar da güzel bir seviye. Fakat bizim altcoin market cap'teki hedefimiz 1 trilyon dolar arkadaşlar. Bunu özellikle söylüyorum. Buraya gelirse gerçek rally altcoin'lerde o zaman görmeye devam edeceğiz. Doların gücüne baktığımızda piyasalarda arkadaşlar, küresel piyasalarda şu anda 101.92 olduğunu görüyoruz. Bu düşüşün de arkadaşlar gerek gümüşe gerek altına pozitif yönünü yansıyacağını söyleyebilirim sizlere. Gerek kripto paralara, gerekse de arkadaşlar doların karşısındaki diğer para birimleri paritelerine de güzel olumlu şekilde yansıyacaktır doların gücünün düşmesi. Korku seviyesini kontrol ettiğimizde bugün 51 puandayız. Dün 52 puandaydık. Geçen hafta 52 puandaydık. Yani piyasa nihayet arkadaşlar ekstra korku, normal korku seviyelerinden kurtuldu ve normal seviyelere artık geldik. Bundan sonrasında güzel artışlar görmemizden beraber açgözlülük seviyesinin artacağını müjdesini de sizlere verebilirim. CoinMarketCap'i incelediğimizde 1 trilyon doların üzerine çıktık. Bu gayet güzel bir gelişme. 1 trilyon doların altına umarım bir daha düşmeyiz arkadaşlar. Piyasadan zaten uzun vadeli baktığımızda yükselişi bekliyoruz. Yani hepimiz bekliyoruz. Özellikle 2024-2025 yılında yeni rekorların geleceğini ben şahsen düşünüyorum arkadaşlar. Bitcoin'in halvingi ile beraber. Fakat bu şekildeki ara yükselişlerde 2023 yılına heyecan katacaktır. 2024 yılının gelmesini biraz daha hızlandıracaktır bizler için beklerken. Bitcoin'in market cap'i 437 milyar dolara yükseldi. Ethereum'unki 190 milyar dolara yükseldi. Şu anda Ethereum ve Bitcoin'in toplam dominansının da arkadaşlar %60 seviyelerinin üzerinde olduğunu gözlemliyoruz. Yani Bitcoin ve Ethereum piyasanın %60'ını yönetiyor şu anda. Son 24 saat içerisinde en çok değer kazananlar Threshold arkadaşlar. Binance borsasında görmüşsünüzdür birçoğunuz. 7 gün içerisinde %129 artış gerçekleştirdi. Fakat bundan sonrasında çok çok riskli artık. Yani yeni girişler için riskli. Quant'a baktığımızda %1'lik bir yükseliş var 24 saat içerisinde. 7 gün içerisinde de Aptos'un %80 yükseliş yaptığını, Axie Infinity'nin %30 yükseliş yaptığını gözlemliyoruz. En çok değer kaybedenler de Helium Coin'de %11, Casper'da %10 ve Ethereum POV'da da arkadaşlar %6'lık düşüş geldiğini gözlemliyoruz. Arkadaşlar daha hala yükselişini yapmayan altcoin'ler var. Bunlardan birisi DAO Maker mesela, bir tanesi Mana. Mana'da hedefimin 1 dolar olduğunu söylemiştim. Engine Coin'de de hedefim 1 dolar arkadaşlar. DAO Maker'da zaten en yakın zamanda 1.20-1.30 dolar seviyelerine tırmanabilir. Bundan dolayı bu 3 altcoin'de de vermiş olduğum hedefleri bekleyebilirsiniz. Özellikle DAO Maker'da 1.20 dolar, Mana'da 1 doların üzeri ve Engine'de 1 doların üzeri. Zaten Engine'de 1 doların üzerini yaparsa %150 gibi güzel bir artışa imza attığını gözlemleyeceğiz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Yuga Labs'ın projesini sizlere söylemiştim. Bu sponsorsuz tamamen, bunu özellikle söylüyorum. Ve biletlerini almanız gerektiğini söylemiştim. Biletler çok çok ucuz fiyattan satılmaya başlamıştı arkadaşlar. Ve özellikle demiştim ki sizlere giriş biletlerini temin edebilirsiniz demiştim. Gördüğünüz gibi şu anda arkadaşlar adetlerin azalmasıyla beraber 23.151 adet bilet basıldı. Bildiğiniz gibi bunu maksimum 30.000 adet olabilecek. Ve şu anda 12.910 adet eşsiz cüzdan var. Yani 12.910 adet oyunu oynayan kişi olduğunu söyleyebilirim. Yani şimdi çoğunuz diyeceksiniz ki hocam 23.000 bilet var, 12.000'i nasıl oyunu oynuyor sadece? Arkadaşlar 23.000 biletin içerisinde bazı balinalar var ki biletlerini şu anda satmıyorlar. Yani ellerinde 100 adet bilet var. Bunun bir adetiyle oyun oynuyorlar. 99 adetini de başkaları oyuna girmesin, bizi geçmesin diye arkadaşlar biletlerini satmıyorlar. Bu da ne yapıyor? Piyasayı otomatikmen yükseltiyor. Özellikle ilk günlerde tier 1 biletler arkadaşlar 1.20 Ethereum'dan satılıyordu. Şu anda arkadaşlar 2.70 Ethereum'a kadar tırmandı. Tier 4 biletlerde 3.50 Ethereum, 4 Ethereum civarında satılıyordu. Şu anda 7 Ethereum'a kadar yükseldi. Yani bileti alanlar bile ciddi manada kar etti. Eğer arkadaşlar bilet aldıysanız ve oyunu oynamayacaksanız, yani 0 puanın üzerine çıkmayacaksanız, biletinizi %100 karla 4 gün içerisinde buradan satabilirsiniz. Expert Para kanalının farkının da bu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6 gün önce bir takipçimiz dolar milyoneri olabilir şeklinde sizlere bu biletlerin satışa çıkacağını söylemiştim. Ve bu biletler arkadaşlar dediğim gibi 1.20 Ethereum'dan satışa çıktı. Şu anda %150
kar ettirdi. 6 gün içerisinde alan arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Oyunu oynayan arkadaşlarımıza da bol şans diliyorum. Yani bunların da haberlerini veriyorum ki sizlere elinde olan arkadaşlarımız bunları nasıl değerlendirmek istiyorlarsa o şekilde değerlendirsinler. Eğer zaten oyunu oynuyorsanız ve yüksek puan aldıysanız arkadaşlar, bu biletler ayın 8'inden sonra sizlerin cüzdanında durması gerekiyor. Bu biletlerden yeni NFT'ler çıkarılacak. Yeni NFT'lerin de arkadaşlar maksimum adeti 30 bin adet olacak ve elinizdeki NFT gerçekten değerli olacak. Bunun müjdesini de verebilirim sizlere. O zaman da incelemesine devam edeceğiz. Arkadaşlar hemen piyasadaki önemli haberlere de bakalım bir. Visa CEO'su Stablecoin ve CBDC'lerin arkadaşlar ödemelerdeki rolünün büyük olduğunu söyledi. Özellikle Stablecoin'in ödemelerdeki rolünün büyük olduğunu söylemesi Visa gibi büyük bir şirketin arkadaşlar Stablecoin'ler için çok çok önemli. Kripto paralar için çok çok önemli. Gelecek zamanda arkadaşlar kripto paraların elinin güçlenmesi açısından da çok çok önemli haberler bunlar. Ve bir diğer habere baktığımızda Fransız Ulusal Meclisi kripto lisans yönetmeliğinin hafifletilmesi lehinde oy kullandı. Yani arkadaşlar Fransa'daki kripto lisans yönetmeliğinin ağır olduğunu ve bunun biraz daha esnetilmesi gerektiğini söylediler. Gerçekten de o şekildeydi Fransa'daki yasa ve bunun diğer ülkelere de örnek olmasını istiyorum. Yani yatırımcıları ülkeden kaçırmak yerine biraz daha regülasyonları yumuşak tutarak arkadaşlar birçok yatırımcıyı çekmek mümkün. Özellikle Türkiye açısından da böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar dediğim gibi VRMars ekibiyle yapacağımız hediye kutusu çekilişinin tweetini Twitter sayfamızdan paylaşacağım. Bunu retweet etmeniz ve Google formunu doldurmanız gerekiyor. Daha sonrasında arkadaşlar videomuzun açıklama kısmında da Google formu olacak. Fakat Twitter'dan tweet'i kesinlikle retweet yapmanız gerekiyor çekilişe katılmanız için. Ve bu çekilişin süresi sadece 3 gün olacak arkadaşlar. Elinizi de biraz çabuk tutmanız gerekiyor. Aynı zamanda Twitter sayfamızda sabitlenmiş tweet'ten BUSD'yi de Binance borsasından 5 BUSD'yi alabilirsiniz. Özellikle futures işlemleri hiç kullanmadıysanız arkadaşlar 5 dolarla bu işlemlere başlayabilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz, abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Hepinize sevgilerimle, saygılarımla, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.